Avrupa'nın en uzun soluklu ve parlak hanedanlarından Habsburgların serüvenini baştan sona anlatan ekrandaki kitabı abonelerimizden 5 kişiye kronik kitap ayrıcalığıyla hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılabilmek için yapmanız gereken tek şey yorumlara #DFT tarih yazmak. Osmanlı İmparatorluğu'nun batıdaki en güçlü rakibi olan Habsburgların ortaya çıkışlarından hanedanın nasıl güçlendiğine, evlilik yoluyla nasıl kıtaya hükmeder olduklarından, muhteşem Süleyman'a nasıl direndiklerine kadar pek çok bilgi bu kitapta mevcut. Orta Çağ'da Avrupa'nın alelade bir ailesi olan Habsburgların yükselişine şahitlik edebileceğiniz kitabı bir roman okurmuşçasına ya da bir dönem dizisi takip edermişçesine sıkılmadan okuyabilirsiniz. Ayrıca yayınladığı kitaplarla tarih bilincinin oluşmasında büyük katkıları olan kronik kitabın çıkan diğer eserlerini de temin etmenizi tavsiye ediyoruz. Kitap çekilişinin sonuçlarını ise haftaya çarşamba yayınlanacak videomuzdan duyuracağız. Kaçırmamak için abone ol butonu yanındaki bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Şimdi de videomuza geçelim. 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başları Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün zirvelerini yaşadığı ve aynı zamanda Osmanlı klasik çağının büyük olaylar zinciriyle değişime uğradığı bir dönemdir. Bu dönemde vuku bulan 1578-1590 Osmanlı-Safevi Savaşı, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı, Anadolu'daki Celali isyanları ve bunlara bağlı şekillenen sosyoekonomik değişim, imparatorluğun değişmesine ve kimi tarihçilere göre daha fazla içe kapanmasına sebep oldu. Hala pek çok yönü itibariyle tam aydınlatılamadığından araştırılmaya muhtaç bu üç büyük siyasi gelişme, akıllara gelebilecek farklı açılardan onlarca makaleye, teze, kitaba konu olma potansiyeline sahip. Bu hafta Avrupalıların Uzun Türk Savaşı ya da 15 yıl savaşı dedikleri Macar, Alman, Hırvat, Rumen, Sloven tarihçilerin üzerinde sayfalarca kitap yazdığı ama günümüz Türk tarihçilerinin yeterince üzerinde durmadığı, dönemin en büyük savaşlarından olan 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın muharebe boyutu üzerinde duracağız. Sultan Süleyman'ın 1566'daki son seferi olan Zigetvar'ın ardından Osmanlı ve Habsburg hanedanları arasında savaş durumu yerini uzun süreli bir barışa bırakmıştı. Resmiyette 25 yıl kadar süren barış, sınır bölgelerindeki fiili çatışma durumunu bitirmemişti. Serhat boylarında iki ülke arasındaki mücadeleler, Kleinkrieg, yani sınırlı savaş seviyesinde devam etmekteydi. Düzensiz birlikler karşı tarafın topraklarına geçerek yağma ve baskın harekatlarına girişiyorlardı. Bu girişimler rütbeli memurlar tarafından yapılırsa karşılıklı ultimatomlar veriliyor, tarafların her ikisi de genel bir savaş istemediği için sorunlar diplomasi yoluyla çözülüyordu. İşi savaşa götürecek sınır çatışmaları 1590'lı yıllara doğru önü alınamayacak şekilde arttı. Bu artışın pek çok sebebi vardı. Özünde her iki tarafta uzun barış yıllarının ardından yeniden savaşı tutuşmanın hevesine kapılmıştı. Roma Germen İmparatoru 2. Rudolf ve padişaha hediye adı altında haraç vermek istemeyen Avusturya Arşidüğü savaş için kolları sıvamış, fırsat bekliyorlardı. İstanbul'da da savaşı canı gönülden arzulayan bir grup mevcuttu. Bahsi geçen şahıs ve grupların hedeflerinin yansıması elbette sınırlarda oldu. Özellikle Bosna sınırındaki hadiseler iyice zıvanadan çıktı. Safevilerle yapılan savaşta yeteri kadar ganimet almadığına inanan başıbozuk askerler, yağma yapmak için Macar ve Hırvat sınırına akın etti. Üstüne Osmanlı sınır beylerinin azgın tavırları, bölgedeki yerel halkı Habsburg saflarına geçmeye itti. Bundan yararlanan Avusturyalılar ve Hırvatlar da akınlarını arttırdılar. Halkı isyana teşvik ettiler. Üstüne Avusturya ve Venedik'in finanse ettiği Uskok çeteleri Hırvat banının gözetiminde Osmanlılara karşı karada ve denizde gerilla savaşlarına girişince durumlar iyice çetrefilleşti. Taraflar kimin daha önce başlattığına bakmaksızın sürekli sınırı geçip birbirlerinin topraklarına aleni olarak saldırmaya başladılar. 1591'de Uskok çetelerini bertaraf etmek ve Avusturya akınlarını durdurmak için Bosna Beylerbeyliğine Telli Hasan Paşa atandı. Paşa, daha önce yapılanların intikamını almak için Hırvat sınırını geçip büyük çaplı bir akın harekatı başlattı. 1592'de Behiç Kalesi'ni ve yanında daha pek çok yerleşim yerini ele geçirdi. Çatışmaların Beylerbeyi seviyesine çıkması üzerine Habsburglar paşanın görevden alınmasını yoksa ortadaki barışın bozulacağını söylediler.
3. Murat, paşayı savaşa sebep verecek bir faaliyetten men etmesine rağmen görevden almadı. Üstüne bazı paşalar Telli Hasan'a saldırılarını devam ettirmesi konusunda el altından destek verdiler. Başarılarına ve alttan alta aldığı desteğe bağlı özgüveni artan paşa, merkezin haberi dışında akınlarına devam etti. Paşanın görevden alınmaması ve ardından giriştiği hareketler, dolaylı da olsa savaşı başlatan tarafın Osmanlı olmasına yol açtı. Sınırda bunlar olurken Roma'daki Papa Erdal, Eflak ve Boğdan beylerine mektuplar yazarak onları Avusturya'nın bayrağı altında birleşerek isyan etmeye davet etti. Papa'nın bu girişimi kısa sürede meyvesini verecekti. Ortada resmen ilan edilmiş bir şey olmasa da savaş başlamıştı. Telli Hasan Paşa 1593 baharında bir kez daha Kulpa Nehri'ni geçip Hırvat topraklarına akın etti. Haziran ayında daha önceden önüne dek gelip alamadığı Sisak Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma devam ederken ilgili köprülerin tutulamaması nedeniyle baskına gelen Avusturya ve Hırvat birlikleri paşayı gafil avladı. Yapılan muharebede Hasan Paşa ve pek çok bey şehit düştü. Kulpa Köprüsü faciasının acı haberi İstanbul'a ulaşınca padişah derhal divanı topladı. Pek çok vezir Habsburglarla savaş istemiyordu. İran'la yapılan harp zaferle bitse de asker çok yorulmuş, ekonomi sarsılmıştı. Beraberinde divandaki vezirler Avusturyalıların silah teknolojisini geliştirdiğini gayet iyi biliyorlardı. O yüzden çoğunluk devletin iyiliği için bu gereksiz savaşa girilmemesi yönünde rey kullandı. Sadrazam Koca Sinan Paşa onlardan farklı düşünüyordu. Hasan Paşa'nın şehadetini gerekçe gösterip savaş ilan etmek istedi. O günün Osmanlı tarihçilerine göre tecrübeli paşanın savaş istemesinin altındaki neden, prestij kazanma isteğiydi. Paşa, ezeli rakibi Ferhat Paşa'nın İran cephesinde kazandığı şöhretin üzerine tek bir yolla çıkabilirdi. O yolda batıda alınacak çok daha büyük bir zaferdi. Bu amaçla sadrazam padişahı ikna etti ve sefer kararı alınmasını sağladı. Böylece ortadaki durum resmiyet kazandı ve uzun savaş başladı. Koca Sinan Paşa, kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp 29 Temmuz 1593'te Serdar-ı Ekrem olarak ordunun başında yola çıktı. 4 Eylül'de ana üslerden olan Belgrad'a vardı ve burada ileri harekat için gerekli düzenlemeleri yaptı. 27 Eylül'de Ösek Köprüsü'nden geçen paşa, kısa sürede İstolni Belgrad'a varıp Budin Beylerbeyi Hasan Paşa'yı Besprem'i almak için görevlendirdi. Budin Paşası emir üzerine askerlerini toplayıp kuşattığı Besprem Kalesi'ni 13 Ekim'de aldı. Daha ileriye gidip 21 Ekim'de de Polata Kalesi'ni düşürdü. Başarıların ardından Sinan Paşa, daha düşman askeri üzerine ciddi bir harekat düzenlemeden kışın geldiği ve asker sayısının yetersizliği gerekçeleriyle kışlamak için önce Budin'e, ardından da Belgrad'a geçti. Paşa'nın kış daha tam gelmeden aldığı bu yanlış karar, Avusturya birliklerini harekete geçme konusunda cesaretlendirdi. Habsburg kuvvetleri İstolni Belgrad'a yöneldi. Budin Paşası Hasan, bunu duyunca yardım için koşsa da 4 Kasım'da yapılan muharebede ağır bir yenilgi alıp geri çekildi. Bu muharebeyle beraber uzun yıllardır çeki düzen verilmeyen Budin eyalet sisteminin ne denli işe yaramaz olduğu daha savaşın başında anlaşıldı. Zaferin akabinde Avusturya birlikleri Fülek Kalesi'ni ve etrafındaki irili ufaklı 10 kadar palanka ve kasabayı da ele geçirdiler. Gelişmeleri Belgrad'dan takip eden Sinan Paşa, daha şimdiden sefere çıktığı için pişman olmuştu. 1594 başında Habsburg tarafı elini çabuk tuttu. Arşidük Matthias büyük bir kuvvetle Mayıs başında meşhur Estergon Kalesi'ni, İstiria ordusu komutanı da Hatvan'ı kuşattı. Bu iki büyük kuşatmaya en erken müdahale edecek kişi Budin Paşası Hasan'dı. Hasan Paşa düzene soktuğu birlikleriyle Hatvan'a yardıma gitti. Fakat kale önünde yapılan muharebede yenilmekten kurtulamadı. Buna rağmen kale içindekilere zaman kazandırıp Budin'e çekildi. Belgrad'daki Sinan Paşa ise yolda çok oyalanan Anadolu birliklerinin orduya katılımıyla düşman üzerine varmak maksadıyla yola çıktı. Hedefi Tata ve Yanık Kale'ydi. Arşidük, paşanın yola çıktığını ve öncü olarak Temeşvar ve Bosna Beylerbeylerini yolladığını öğrenince, Haziran başında her iki kuşatmayı da kaldırıp topraklarını düşmandan koruma eğilimiyle geri çekildi. Estergon üzerinden Tata'ya varan Koca Sinan Paşa, kaleyi 3 günde düşürmeyi başarıp üstüne Saint Martin'a da sancağını dikti. Zaferin ardından Kırım birliklerinin gelmesiyle 7 Ağustos'ta Yanık Kale'yi kuşattı.
Yanık Kale, Osmanlı-Habsburg savaşlarının her daim kilit taşlarındandı. Almanlar buraya öneminden dolayı Viyana Duvarı diyorlardı. Paşa, 12 bin kişinin savunduğu kaleyi düşürebilmek adına 2 ay uğraştı. Muhasarının bu denli uzamasının nedeni, bölgedeki Arşidük Matthias'ın yerleşkeyi dışarıdan takviye etmesiydi. Kuşatmanın düğümü nihayet 27 Eylül'de çözüldü ve kale Osmanlıların eline geçti. Bu tarihi bir başarıydı ve devamı gelirse Sinan Paşa istediği şan ve şöhrete ulaşabilirdi. Sıra arada kalmış olan Komaron Kalesi'ne geldi. Kuşatma 16 Ekim'de başladı. Osmanlılar kaleyi çabuk düşüreceklerini sanıyorlardı. Ama hesaplamadıkları şey kışın erken gelmesi oldu. Koca Sinan Paşa bir önceki kış olduğu gibi askerlerinin çoğunu yurtlarına yollayıp Belgrad'a çekildi. Osmanlı ordusu bir sonraki sefer mevsimine hazırlanırken beklenmedik bir gelişme oldu. Balkanların 3 bağlı prensliği aynı anda isyan etti. Papa Clement ve İmparator Rudolf'un gazına gelen Erdel Prensi Sigismund Batory, Boğdan Voyvodası Eron ve Eflak Voyvodası Mihail Vitezul vergilerin arttığını bahane ederek ayaklandılar. Bundan böyle İmparator Rudolf'un vasiliğini kabul ettiklerini ilan edip Türk garnizonlarına saldırdılar. Kendine bağlı devletlerin uzun süredir düşmanla irtibat halinde olduğunu sezemeyen Osmanlı istihbaratının zayıflığı, savaşta hesapta olmayan bir cephe daha açılmasına yol açtı. Osmanlılar Macaristan cephesi dışında şimdi Tuna boyunda da cenk etmek zorundaydılar. Durum karşısında küplere binen sadrazam, özellikle Eflak Bey Mihail'in üzerine sefer düzenlemek için yeminler ettiği sırada beklenmeyen başka bir olay işlerin seyrini daha da ilginç hale getirdi. Ocak 1595'te Sultan 3. Murat vefat etti ve yerine gelen oğlu 3. Mehmet ilk icraatlarından biri olarak Sinan Paşa'yı görevden alıp sürgüne yolladı. Yerine paşanın rakibi 2. Vezir Ferhat Paşa'yı sadrazam yaptı. Ferhat Paşa, Eflak lideri Mihail'in ayaklanmasının bastırılmasını öncelik olarak belirledi. Mihail, kalelerdeki Türk askerlerini acımasızca öldürüyor, Tuna Nehri'ni aşıp yağmalar yapıyor, Dobruca tarafındaki Türkleri katlediyordu. Başarı kazandıkça da kendi milleti arasında giderek ünleniyordu. Günümüzde Romanya için büyük bir kahraman olan Mihail, o tarihte dahi Osmanlılara kafa tuttuğu için kendi halkı arasında cesur lakabıyla anılıyordu. Ferhat Paşa, Eflak üzerine sefere çıkacağı sırada divan, Eflak ve Boğdan'ın imtiyazının kaldırılıp birer eyalete çevrilmesine karar verdi. Eğer bu karar uygulanabilseydi, büyük ihtimal bugün Romanya coğrafyasının kaderleri bambaşka yazılabilirdi. Sefer başladığında 2. Vezir Damat İbrahim Paşa, bir önceki Sadrazam Sinan Paşa'nın da etkisiyle Ferhat Paşa'nın kuyusunu kazmaya başladı. Onu 3. Mehmet'in gözünden düşürmek için türlü numaralara başvurdu. Ve sonunda bunda başarılı oldu. Etrafındakilere çabuk kanan bir yapısı olan 3. Mehmet, daha yeni mühür verdiği Ferhat Paşa'yı Rusçuk'tayken görevden aldı ve yerine yine koca Sinan Paşa'yı getirdi. Sinan Paşa, kurnaz bir politikacıydı ve kolay kolay kenara atılamayacağını gösterdi. 4 ay kadar sadrazamlık yapabilen Ferhat Paşa'yı yerinden ettikten kısa süre sonra da idam ettirdi. İstanbul'da politik oyunlar süre dursun, Avusturyalılar durumdan yararlanmak istediler. Prens Manfeld, farklı ülkeden gelen asilzadelerden kurulu 70 bin kişilik büyük bir orduyla 1 Temmuz 1595'te Estergon'u kuşattı. Osmanlı ordusu ikiye bölünmüş ve ana kısmı Eflak üzerine yoğunlaşmıştı. O yüzden Estergon'un biraz dayanması gerekiyordu. Tekrar göreve gelen Sinan Paşa, Eflak üzerine olan seferi bitirmek için Rusçuğa vardı. Burada köprüler kurup Tuna Nehri'nin karşısına geçti. 23 Ağustos'ta Bükreş yakınlarına geldi. O gün orada Koca Sinan'ın yönettiği Osmanlı ordusuyla Cesur Mihail'in yönettiği Eflak ordusu Kalugeran Muharebesi'nde karşılaştı. Gün boyu devam eden savaşta zafer bir o tarafa bir bu tarafa gitse de akşam çöktüğünde galip gelen Mihail'in ordusu oldu. Osmanlılar ağır kayıp vererek ordugahlarına çekildiler. Mihail, zafer kazanmasına rağmen Osmanlıların kendisine tuzak kurabileceğini düşünüp elindeki zaferin değerini de düşürmemek adına kuzeye çekildi. Voyvoda'nın savaş alanından çekip gitmesinin ardından avantajı ele geçirmek isteyen paşa, kararlılıkla yoluna devam edip Bükreş'e girdi. Ardından 90 kilometre kuzeybatıdaki boş bırakılan Targoviç'te'ye varıp burayı sağlamlaştırdı.
Bir süre kuzeye ilerleyip dağlara dek Mihail'i takip ettikten sonra işi hallettiğini düşünüp yorgun ordusunun yönünü gerisin geriye çevirdi. Mihail, paşa savunma için kaleleri sağlamlaştırırken müttefiklerden yardım almıştı. Erdel Prensi Batori 7500 süvariyle yardıma gelirken 2000 Habsburg askeri de Mihail'in ordusuna katıldı. Sinan Paşa Bükreş'e varmak için yola çıkar çıkmaz Mihail Targoviçte'yi kuşattı. Top sesleri yola daha yeni çıkan Osmanlı askerleri tarafından duyulsa da paşa ordunun yönünü çevirmeyip sadece yardım birliği göndermekle yetindi. Osmanlılar sayıca kalabalık olmalarına karşın sevk ve idarede sürekli çuvallıyorlardı. Yerinde karar verebilen komutanların yokluğu kolayca kazanılabilecek savaşların kaybedilmesine yol açıyordu. Paşanın yolladığı yardımcı kuvvetler baskına uğrayıp Targoviçte'ye dahi ulaşamayınca şehir 18 Ekim'de düştü. Cesur Mihail kale komutanlarını önce şişe geçirdi. Ardından ateşte kızartarak kendi elleriyle oluşturduğu korkulacak kişi mitini daha da yüceltmeyi başardı. Targoviçte'ye yetişecek takati olmayan paşa, Bükreş'te durmak yerine buradaki askerlerini de alarak apar topar Tuna nehrine ilerledi. Mihail'in onu takip ettiğini biliyordu. Düzeni bozulan Türk ordusu Yergöy Kalesi'ne geldi. Amaç buradaki köprüden nehrin karşısındaki Rusçağa geçmekti. Ordunun tamamının ve ağırlıkların karşıya geçmesi için 3 günlük bir plan yapıldı. Mihail'in olası bir saldırısına karşı arka tarafı Akıncılar koruyacaklardı. 3. günün sonunda Akıncıların da geçişiyle köprü yıkılacaktı. Fakat sefer sırasında bolca ganimet elde edilmişti ve bu ganimetten 5'te 1 devlet payı, bir miktarda serdar payı kesilmesi gerekiyordu. Sinan Paşa, tahsil için köprü başını seçince geçiş bir anda yavaşladı. Arkalarından düşman gelmesine rağmen tahsilat yapılması homurtulara neden olsa da, Sinan Paşa tahsil işleminin burada yapılması konusunda ısrarcı oldu. Danışmanlarının ve diğer paşaların uyarılarına rağmen ne pahasına olursa olsun tahsildarları köprü başından çekmedi. Bükreş'e girdikten sonra Türk ordusunu takip eden Mihail ise yer göğüne gelip tepelerde pusu kurdu. Bölünmüş Osmanlı ordusunun geçişini izledikten sonra Akıncıların köprüyü geçeceği sırada topçularına ateş emri verdi. Birkaç atış sonrasında tahta köprü çöktü ve yüzlerce Akıncı Tuna'da boğuldu. Köprünün çökmesi üzerine Akıncılar nehirle düşman arasında kısılı kaldılar. Bunu fırsat bilen Eflak birlikleri topyekün bir hücuma geçip hazırlıksız Akıncıları Osmanlı ordusunun gözü önünde son neferine kadar katlettiler. Bu hadise Osmanlı'nın kuruluşundan beri büyük yararlılıklar sağlayan Akıncıların sonu oldu. Tuna bu köklü ocağı adeta bağrında yok etti. Eflak'ta bunlar olurken Macaristan cephesindeki ana mevzu 70 bin kişiyle kuşatılan Estergon'du. Sinan Paşa'nın oğlu Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa, Macaristan serdarı olarak toplayabildiği 10 bin kadar askerle kaleye yardıma gitti. Girişim, paşanın savaş meydanından kaçmasıyla neticelenince Estergon son umudunu da kaybetti. Çileli bir süreç geçiren kale müdafileri, Muhteşem Süleyman'ın aldığı kaleyi 28 gün savunduktan sonra düşmana teslim ettiler. Estergon'un düşüşünü 8 Eylül'de Vişgrad Kalesi'nin Avusturyalıların eline geçmesi takip etti. Bu iki kale düşünce Vaç Kalesi Beyi sıranın kendisine geleceğini anlayıp kalesini düşman eline geçmesin diye yakarak iç kesimlere çekildi. Hırvatistan cephesinde de durumlar pek parlak değildi. Yergöy faciasından sonra Tuna boyuna bakacak olursak İbrail, İshakçı, Kilya, Akkerman, Tatarhan ve Cangarman kaleleri de isyancı prensliklerin eline geçmişti. 1595 yılı sonu geldiğinde Osmanlılar savaşın kaybedeni durumundaydı. 19 Kasım'da kendini İstanbul'a atan Sinan Paşa, Tuna'da aldığı hezimetten dolayı görevden alındı. Yerine tek eli Lala Mehmet Paşa getirildi. Mehmet Paşa bir ay dahi görevde kalamadan ölünce yerine yine koca Sinan Paşa atandı. Paşa, çıkış yolu olarak Yeniçerilerin de isteğiyle Sultan 3. Mehmet'i bizzat sefere çıkarma konusunda girişimlerde bulundu. Babası ve dedesi sefere çıkmamış olan 3. Mehmet, baş danışmanı pozisyonundaki Hoca Saadettin Efendi'nin de yönlendirmesiyle bu girişimi onayladı. Böylelikle ordu, bir dahaki sefer mevsiminde başında padişah olacak şekilde savaşa gitmek için hazırlandı. Padişah sefere bizzat katılacağı için her zamankinden daha fazla para harcanıp daha sıkı bir hazırlık sürecine girildi. Aylarca devam eden bu meşakkatli süreçte artık yaşı epey ilerlemiş olan Koca Sinan Paşa vefat etti.
ve yerine damat İbrahim Paşa sadrazam oldu. Her şeyin layığıyla tas tamam olduğuna kanaat getirilince, 21 Haziran 1596'da Sultan 3. Mehmet debdebeli bir törenle İstanbul'dan ayrıldı. Halk yeni bir Yavuz'un, yeni bir Kanuni'nin doğuşuna tanıklık edermişçesine coşkuyla genç sultanlarını sefere uğurladı. Sultan ve onu takip edenler klasik sefer rotasından ilerleyip 9 Ağustos'ta Belgrad'a vardı. Seferin hedefi başta Viyana olsa da sonradan Eğri Kalesi olarak belirlendi. Burası, Avusturya ve Erdel topraklarının irtibatı için çok önemliydi ve düşürülmesi halinde isyancı prensiklerin yardım hattına büyük bir darbe indirilecekti. Eğri ana hedef olacak şekilde ilerleyen ordu, önce Sirem'e, oradan da Segedin'e vardı. Bu konak yerindeyken Avusturya güçlerinin kuşatmakta olduğu Hatvan Kalesi'nden yardım isteği geldi. Padişah, Cağalzade Sinan Paşa'yı yardım için Hatvan'a yollasa da paşanın ağır davranması yüzünden kale düştü. İçindeki Türkler aileleriyle katledildi ve en nihayetinde de yapı ateşe verilip yok edildi. Ana Osmanlı ordusu odağını dağıtmamak için Eğri yolundan sapmadı ve sonunda 7000 kişinin savunduğu kalenin önüne geldi. Alman, Macar, Hollandalı ve Çeklerin ortak savunduğu kale modern bir şekilde dizayn edilmiş, iyi berkitilmiş ve sağlamlaştırılmıştı. Eğri uzun bir kuşatmaya hazır görünüyordu. Lakin Türkler çok kalabalıktı. 3 hafta süren kuşatma sonucunda 12 Ekim'de Eğri, Osmanlıların eline geçti ve bir eyalet merkezi yapıldı. Böylece Kanuni'nin 40 gün kuşatıp da alamadığı bu kalenin alınması 3. Mehmet'e nasip olmuş oldu. Kale içindeki Alman savunmacılar ise Hatvan'da yapılanlara misilleme olarak kılıçtan geçirildi. Sultan Eğri'yi aldığı sırada Roma Germen İmparatoru Rudolf'un kardeşi Arşidük Maximilian'ın ve Erdel Prensi Batori'nin yönettiği kalabalık bir ordu Erdel tarafından Osmanlılara yaklaştı. Amaçları Eğri kuşatması sırasında Türklere saldırmaktı. Ama geç kalmışlardı. Ona rağmen savaşa girebilmek için Haçova Meydanı'na geldiler. Eğri'deki Osmanlılar 4. Vezir Cafer Paşa'yı önden yollayıp düşmanın yerini ve gücünü tespit ettiler. Birleşik Avusturya ordusunun beklediklerinden kalabalık olduğunu görüp telaşa kapıldılar ve çekilme kararı üzerine düşündüler. Araya giren Hoca Saadettin'in kendisini ikna etmesi üzerine 3. Mehmet, savaş kararı alıp 25 Ekim 1596'da Haçova Meydanı'na geldi. Yapımın devamı haftaya yine aynı gün ve saatte, çarşamba 18.00'da sizlerle olacaktır. Bir dahaki bölümden haberdar olmak için abone olup bildirim ziline tıklamayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki yapımlarda görüşmek dileğiyle.